Ben nerede hatam bilmiyorum. Ben sadece senin bana yalan söyleyip söylemediğini öğrenmek istemiştim ilk başta. Bu evet. Senin geçmişinin benim için neden önemli olduğunu da söyleyeyim. Evlilik benim için önemli bir şey diye açıklamıştım sana. Ve bana doğru söylemeni her zaman tercih ederim. Tamam mı bu konuda? Eksik anlatmadan doğru söylemeni. Çünkü bu benim güvenimi sarsar. Bu da benim geçmişte yaşadığım şeylerden dolayı. Neyse o önemli değil. İşte Adnan sana diyor ki Can senin geçmişini sorgulamıyorsun. Sen bilmem ne falan filan. Sevgililikle evlilik de çok farklı bir iki boyuttaki bir şey. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra geçmiş bölümleri izlesem neler çıkacak karşıma korkuyorum demişsin. Evet, bu ne demek? Bilmiyorum. Bunu açıklar mısın? Ne korkuyorum demek? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki sen neler söylüyorsun. Baksana bak, Nur'un şeylerini veriyorlar bilmem ne diyoruz ki aa Nur wow okey. Sonra ne bileyim Ayça'nın vesaire Dani'nin Ayşe'nin falan filan şeyleri acaba sen bir şey yapıyor musun? Yapıyorsun demiyorum. Yani söylüyor musun? Konuşuyor musun? Mesela o gün bilmiyorum bir şey dedi biri. Cansel şöyle şöyle diyor dedi bana. Kulağıma geldi. Bilmiyorum ben görmeden kulağıma bir şey dedi. Aa dedim Cansel öyle bir şey söylemez dedim. Söylemez. Çünkü benim tanıdığım Cansel böyle bilmiyorum hatırlamıyorum bile. Yani ama ben onlardan korkuyorum. İnşallah böyle bir şey yapmıyorsun. Çünkü ben böyle bir şey yapmıyorum burada. Yani bak şimdi senin buraya gelişin bana. Ne amaçla onu anlamaya çalışıyorum. Ya söylediğin laflar üzerine Eser. Hangi laflar Cansel? Bana dün diyorsun ki senin geldim sana tamam mı? Çok içten bir şekilde kulağına dedim ki seni seviyorum dedim. Bana görmediğini ve hissetmediğini söyledin. Ya sana göre içten değilim. Sana göre seni hayır, seviyorum. Dedim. Niye bu ilişkiyi devam ettiriyorsun o zaman? İçten değil demiyorum. Ne biraz anla. Biraz anla. O sıcaklığı hissedemiyorum. Hissettirmiyorsun. Bak şu an geliyorsun bir duvar var. Şu an onu hissediyorum. Ne olmam gerekir? Sana sarılman mı gerek? Seni öpmem mi gerek? Evet, belki böyle yapman gerek içindeki şeyi geçmesi için. Şu anda belki o yaparsan belki hatırlarsın birkaç şeyi. Ya da ne bileyim o ufak şeyler böyle büyük gelmez gözünde belki. Gel dene. Gel. Gel bak. I'm here. Look. Come, hug me. Gel sarıl bana. Dün de ben sana böyle geldim. Sen bana gelmedin. Geldim senin kulağına seni seviyorum dedim. Tamam. Kalktın gittin yanımdan. Söylemek de olmuyor. Bak şey hareket. Bak için? Söylemek de olmuyor. Ben buradayım. Nasıl? Ben açıyorum şu anda. Gel bana sarıl diyorum sana. Bak kollarım açık. Gel bana sarıl. Dün niye bana karşılık vermedin bugün kalkıp bana kollarını açıyorsun? Dün geldin sözde söyledin. Hayır gel bana sarıl. Sarılmayacağım sarılmayacaksın. Unutmak istemiyorum. Sarılmak istemiyorsun. Neden sarılmak değil, istiyorum? Unutmak istemiyorum. Halletmek istiyorum sorununu. Şu an kafamda bir sorun varken nasıl sana sarılabilirim? Ne sorunu var? Şu an içimden gelmiyorken aşkına. Nasıl sana sarılayım? İçimden gelmiyorken bana sarılmak istemiyorsun ama içinden geliyor ya da gelmiyorken bana gelip de böyle seni seviyorum diyebiliyorsun. Buradaki mantık ne? Sadece sana seni seviyorum demek istedim. Tamam seviyorsan gel sarıl. Benim seni sevdiğime inanmıyorsun. Seviyorsan tamam inandır gel bana sarıl. Sarılmakla mı inanacaksın? Evet. Sarılmakla bir şey yok bu yani. Hayır evet tamam o zaman gel. Bir kere gel kırmızı bak, odamızda havaya sarılmıştın yani. Sarılmak kadar, basit bir eylem. Ben bu kadar basitim işte. Aldın mı benimle ayrılmayı? Bak ayrılmayı ben yapmadım bile, konusunu bile açmıyorum sana. 3-5 gündür sen ayrılmanın konusunu açıyorsun bana. 3-5 gündür sen bana yüzükle beni tehdit ediyorsun. Sen de aynısını yaptın. Bak, madem benim yaptığım doğru değil, sen niye arkamdan tamam, aynısını söylemişsin ama yapacaksan yap. Ya, sözde kalmasın. Ben bak... Yapacaksan yapma. Yapacaksan yap. Bir şeyleri gerçekten kafana yapıyorsa yap. Eğer gerçekten benden güven hissetmiyorsan, beni yalancı buluyorsan, benim sözlerime güvenmiyorsan, benim aşkımı hissetmiyorsan ve gerçekten senin gözünde suçlu ve haksızsam yap. Bu dediklerini düşünen sensin yalnız. Sevgimi hissetmiyorsun, beni suçlu buluyorsun. Anladın mı? Niye biliyor musun? Önemli olan benim sevgimi hissetmemen. Ben eğer sana verdiğim sevginin karşılığında ne onun şeyini hissediyorum ne de sen onun şeyini alıyorsan... Ben de o senin yaptığından ben o enerjiyi alamıyorum. Evet alamıyorum. Şu an sana sarıl bana diyorum sarılmıyorsun. Bak o kadar kolayım diyorum çünkü sana. Çünkü sana kırgınım. Niye kırgınsın? Sana seni seviyorum dedim dün. Beni kırdın çünkü benim sevgime inanmadığını hissetmediğini söyledin. Bu beni kırdı. Tamam ama ben sana desem ki ben senin sevgine inanmıyorum, hissetmiyorum desem senin vereceğin tepkiyi çok iyi biliyorum. Bu bir tartışma noktası değil. Bunu anla. Ne yapıyorsun ya? Bunu bir tartışma noktası değil. Daha yapıcı değil de daha yıkıcı bir tavır görüyorum. Yıkıcı senden. Olacak olsam sorgulamam asıl. Yapıcı olmak için sorguluyorum. Yanlış şeyleri sorguluyorsun. Ya, yanlış şeyleri sorguluyorsun. Nasıl yanlış? Yanlış şeyleri sorguluyorsun. Sinirlisin de bastırmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Şu an? Şu an sarılmanı istiyorum bana sadece. Şu an sadece sarılmanı istiyorum bana. Bak, ben bunlar gibi olmak istemiyorum. Ben Nur, Semih, Mehtap, Murat bunlar olmak istemiyorum. Bizim buna olmamıza ihtiyacımız yok diyorum sana. Yani o noktaya gelmek istemiyorum, anlamında mı diyorsun? İstemiyorum, evet. O noktaya gelmek istemiyorum. Beni tek mutsuz eden şey bizim bu durumda olmamız. Biz iyiysek ben mutluyum. Hayatımda hiçbir şey, bak hayatımda hiçbir şey benim modumu düşürecek kadar önemli değil. Sen ta ki benim hayatıma girene kadar. Sen benim hayatıma girdin, bak benim bir demgem vardı. Tamam mı? Benim ne çok mutlu ne çok şey. Benim bir dengem vardı. Sen hayatıma girdin, o dengeyi alt üst ettin. Seninle o kadar çok mutlu oluyorum ki, o kadar çok yükseliyorum ki, o kadar o serotonin, lithium her şeyi hissediyorum. Beynin her hücresinde o chemical'ı hissediyorum. Düşünce de o kadar çok düşüyorum ki. Çünkü ne kadar yükselirsen o kadar düşersin. O yüzden ben o kadar çok etkileniyorum ve etkilenmek istemiyorum. Bak gerçekten Tankut bir şey dedi o gün. Böyle bir elektrik, right? Ben böyle istemiyorum, böyle olmamızı istemiyorum. Böyle. Ben çıkarsam sen de benle. It's like that. Ya da sen çıkarsan ben de senle. Birbirimizi aşağı değil, yukarı çıkmamız lazım. Gözyaşlarını kıyamam ben işte. Burada kimsenin gözyaşı... Ben seninle gözyaşı dökmek istemiyorum eğer mutluluk gözyaşı değilse. Niye ağlıyorsun şu an? Allah aşkına. Sana, seni ağlatacak ne yaptım? Ne yaptım? Seni ağlatacak ne yaptım? Seni gerçekten üzecek ne yaptım? Sana bir yanlış yaptım mı? Sana ihanet ettim mi? Hayır, güvenimi sarsmanı istemiyorum. Sarstın mı? Sarstın mı? Gerçek söyle. Ki ben ufak şeylerden güvenim sarsılıyor ve bunu bilmeni istiyorum. Ama ufak şeylerden işte bak, o güven tamam sarsılabilir ama yıkılmasın. Sarsılırken yıkmaya çalışma. Ve benim canıma ne acıtıyor biliyor musun? Ya sevgimi hissetmediğini söylüyorsun, görmediğini söylüyorsun. Ya görmemekte olmama hissetmediğini söylüyorsun. Cansel, benim sevgime inanmıyorsun. Senin beni sevdiğini biliyorum. Ben hissetmek istiyorum. Ama sadece... Sen beni belli kalıplara göre mi seçtin yoksa beni seçip belli kalıplar dahilinde beni ayrıyetten artı olarak mı sevdin? Ben seni seçtim. Ben seni seçmedim aslında. Kalbim seni seçti. Ben direkt kalbimle hareket ederek geldim. Mantığımla değil. Sonradan mantık iş devreye giriyor. Demek istediğim şu ki... Kalbin ve mantığın ne diyor peki? Kalbim ve mantığım senin... benim hayatımda... hep olacağını... dair bir potansiyel. Olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.